I'm hoping that we could be something in the end, something more than friends. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dicey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nike'ın belki de en teknolojik ve en harika koşu, yürüyüş, gündelik ayakkabılarından bir tanesini inceleyeceğiz. O ayakkabımız da Nike Infinity Run React. İncelememize geçelim. Bende iki tane var. İki renk aldım. O kadar beğendim. Üçüncüyü bile alabilirim hatta. Aslında inceleme çekmeyi düşünmüyordum. Ama baktım bu ayakkabının ikinci versiyonu piyasalara sürüldü. Ve neredeyse değil, tamamıyla aynı ayakkabı, üstü biraz değişmiş. Dedim ki bir incelemeyi hak ediyor. Hem de ikincisini de almak isteyen, merak edenler bu videoyu izleyerek fikir sahibi olabilirler. Ayakkabımız birçok Nike ayakkabısı gibi React köpüğü kullanan bir koşu ayakkabısıymış gibi gelebilir bilmeyenlerinize. Fakat bu ayakkabının çok daha farklı bir özelliği var. İçerisinde çok fazla teknoloji barındırıyor. Deney, proses ve gözlem. Bu da nedir? Aslında tamamıyla şurada görmüş olduğunuz plastik plaka bu ayağınızı yönlendirecek ve sakatlanmaların önüne geçecek deniyor. Ben de yaklaşık 4-5 ayı bulmuştur belki bu ayakkabıyı alalı. Gerçekten denedim ve bu sonucu tasdikledikten sonra karşısına çıkmaya karar verdim. Her zaman yaptığımız gibi hemen tabanından başlayabiliriz. Tabanı React köpüğünün altına görmüş olduğunuz gibi plastik katman eklenerek bizlere sunulmuş. Bu plastikler tabii ki hızlı aşınmanın önüne geçecek ve sert zeminlere ayaklarınız çarptığı ve sürtündüğü zaman hemen aşınmayacak, kuvvet verecek. Gayet güzel olmuş. Özellikle ön kısımda fazlaca kullanılması benim çok hoşuma gitti. Bu plastiği çok fazla da abartmamışlar ve üst tarafa da doğru çıkarmamışlar. Böyle olsaydı ayakkabının bizlere sunabileceği yastıklamayı da azaltmış olurlardı. Buna bir nevi uncaged, yani kutusuz, çepersiz sistem deniyor. Böylelikle daha iyi etkiden koruma, yani bir etkisi sunuyor. Böyle olduğu için de dizlerimize, belimize bindirdiğimiz yükü azaltıyor. Özellikle bende bel fıtığı ve iki dizimde de menisküs var. Bu tarz şeylere çok ihtiyaç duyuyorum ve olmadığı zaman da eksikliğini büyük oranda hissediyorum. Tabanı ve yastıklaması bu şekilde iyi işler yapıyor. Ayrıca yastıklaması, normal React köpüğü Nike'ın diğer React kullanılmış koşu yürüyüş ayakkabılarından daha fazla. Bu da sizlere daha iyi bir ve uzun süreli yastıklama sunuyor. Üst kısmına geçmek istiyorum. Üst kısmı Infinity React'in birinci versiyonunda biraz daha Flyknit'imsi, esnetilebilir örgülü bir materyalden. İkinci versiyonunda ise biraz daha farklılaştırılmış, üst kısmı daha kaliteli bir seviyeye taşınmış gibi duruyor. Bu modeli ben indirimden aldım. Beyaz görmüş olduğunuz versiyonu ise normal zamanda almıştım. Sizler de belki bu indirimde bulabilirseniz kaçırmamanızı tavsiye ederim. 2 ile 1 arasında sadece üst kısımda bir farklılık var. Arkaya doğru gittiğimiz zaman bir plastik tabakanın üstüne kondurulduğunu görüyoruz. Böylelikle biraz daha topuk desteği verilmeye çalışılmış. Çok bir iş yapmıyor fakat hem görüntü hem de bir farklılık kattığını söylemek mümkün. Ayakkabımız one boot diye tabir edebileceğimiz, yani bir bütün parçadan oluşuyor. Hiçbir şekilde dil yapısı yok. Direkt çekip ayağınızı içine koyuyorsunuz. Fazla bağcıklarla oynamanıza da gerek kalmıyor. Ben bir defa bağladım ve öylelikle hep kullandım. Arka topukta hiçbir şeyin olmaması ilk başta garip hissettirse de, basketbol ayakkabılarından çok alışmış olabilirim. Burada hiçbir şey yok. Biraz rahatsız hissettim. Daha kalın çoraplarla giymenizi tavsiye ederim. Bir süre sonra, çünkü şuraları biraz vurma yapabiliyor. Çok ince olmasından ötürü. Sakın ama sakın üstüne basmayın. Bir kez basarsanız burayı mahvedersiniz. Bu rengindeki şuradaki farklılık da oldukça hoşuma gitti şimdi baktıkça. Bilekteki bu dokunuş güzel gözüktüğünü söylemem lazım. Çok iyi hava alıyor. Kış aylarında kullanılması için pek uygun olmasa da yazın oldukça havadar ve rahat olduğunu söyleyebilirim. Dil kısmındaki esneklik çok daha fazla. Ön kısımda ve arka kısımda bu kadar bir esneklik söz konusu değil. Sağlam Flyknit yapısı temelde bir koşu ve yürüyüş ayakkabısından bekleyebileceğiniz üst kısım rahatlığını çok güzel sunuyor. Evet, gel gelelim ayakkabının asıl özelliğine. Bunu sona bırakmak istedim çünkü diğerleri birçok Nike ayakkabılarında bulabileceğiniz özellikler ve durumlar. Koşucular, özellikle yarım maraton ve tam maraton koşan koşucular çok fazla sakatlıklar, bileklik, diz, bel sakatlıkları yaşadıkları için ayakkabı üreticilerinin temel gayesi bu sakatlıkları önleyecek ve önüne geçecek güzel bir tasarım yapmak. Tabii ki bu tasarım hemen şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım gibi olmuyor. Çok uzun saatler çalışma, koşucuları gözlemleme, deney yaparak sonuçları iyi analiz etmeye bakıyor. Nike de aynen böyle yapmış.
yaklaşık 250-300 koşucuya bu ve farklı ayakkabılar vererek uzun süreler koşturmuş. Laboratuvarlarda da aynı şekilde, koşu bantlarında da aynı şekilde. Ve sonuçta bu ayakkabı sayesinde koşucuların %52 daha az sakatlandığını ve bu şekilde de koşularına devam edebildiklerini görmüşler. Bu çok büyük bir oran olduğunu düşünüyorum. Her iki kişiden birinin az sakatlanması veya bir bireyin %50 sakatlanma riskinin azalması demek. Bu harika bir şey. Dediğim gibi bende de dizimde menisküs, belimde fıtık olduğu zaman bu tarz şeyler çok öne çıkıyor. Bende ayrıca yarı düz tabanlık var. Belki bu eklem sakatlıklarımın sebebi muhtemelen içe doğru basmamdan kaynaklandığını şu an için tabii ki görebiliyorum, anlayabiliyorum. Bu ayakkabı onun önüne geçti arkadaşlar. Benim tecrübem de bu şekildeydi. Yani rahatlığı, şıklığı, güzelliği bir yana bu plakanın bana sağlamış olduğu destek sayesinde sanki o gün eve geldiğim zaman daha iyi hissettiğimi gördüm. Kendimi dinledim ve sizlere bir şey anlatmak istediğim için her yürüyüşten sonra ve koşudan sonra kendime baktım. İlk başlarda biraz rahatsız gelebiliyor çünkü alışmamış olduğunuz bir durum var. Tam olarak bir plaka ne yapıyor? Normalde insan ayağı arkadaşlar topuktan ilk basıyor ve daha sonra içe doğru kıvrılıyor. Dıştan içe doğru koşu bandını izlerseniz veya benim videolarımdan da bakarsanız sanki bu şekilde bir basış söz konusu. Bu her insanın ayağı, yani böyle bum 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 bum, hani dümdüz basma gibi bir şey söz konusu değil. Tabi basanlar da olabilir ama genelde insanlar ilk önce dışarıya, daha sonra içeriye dönüyor. Yani aslında şöyle bir dönme söz konusu var. Buradaki plaka ise çok fazla şu bastığınız zaman ayak bileğinizin içeriye doğru dönmesini engelliyor. Çünkü bu içeriye doğru dönmede ayak bileği ve daha sonra işte kemikler, dizler daha farklı bir açıyla sürekli etkiye maruz kalıyor. Bu etkinin önüne geçiyor bu plaka. Yani dıştan bastığınız zaman ayakkabı düz duruyor. Normalde diğer ayakkabılarda içeriye doğru gidiyorsunuz. Burada ise biraz daha basıyorsunuz ve düz. Basıyorsunuz ve düz. Böyle olduğu zaman bileğiniz, diziniz, beliniz daha düz bir çizgide ilerliyor. Böyle olduğu için de yana basmalardan kaynaklı bileğinizin, dizinizin farklı açılarda kalması durumu söz konusu olmuyor ve sakatlık riskiniz azalmış oluyor. Nike bunu yıllardır çabaladığını ve belli bir kısma kadar da başardığını söyledi. Fakat bu ayakkabıyla apayrı bir seviyeye çıktı Nike. Gerçekten dediğim gibi ben de bunu hissediyorum ve bu deney sonuçlarına katılıyorum. İkincisini de o yüzden aldım. Öncelikle ayak topuğunuzu buraya çok iyi kilitliyor arkadaşlar bu plaka. Ve bu sağlam kilitlenmeyi tek başına şu plaka başarıyor. Dediğim gibi topukta herhangi bir şey yok. Sağlam kilitlenen topuğunuz bu ayakkabı ile birlikte hareket edip her basışınızdan sonra düzgün bir şekilde öne basıyor. Ve biraz koştuktan sonra inanılmaz güzel bir hisse kavuşuyorsunuz. Geniş ayaklı olanlar biraz buralardan acılar hissedebilir. Ben de hissediyorum zaman zaman. Koşudan, spordan sonra eve geldiğim zaman ayağım kesinlikle farklı bir etkide kalmış gibi hissettiriyor. Bunlar olacak fakat bu sağlığınız için önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle uzun koşular yapıyorsanız, maraton, yarım maraton koşuyorsanız bence bu sizin ayakkabınız. Sakatlıklar, çünkü ben bir sporcu olarak her şeyimi veririm geri kazanabilmek için sağlığımı. Ama maalesef bir giden sağlık bir daha gelmiyor. O yüzden sakatlıkların ilk başta önlenmesi, eğer ihtimali bile olsa bunun denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayakkabı ayrıca bu plakanın yanında daha geniş bir ön taban sunuyor. Böylelikle daha dengeli yapıyor. Artı olarak da arka topuktan ön ayağa geçişi, girinti ve biraz da kayıkvari bir yapıyla çok daha temiz, pürüzsüz hale getiriyorlar. Bu da koşunuzda sizlerin ihtiyacı olan rahatlığı, temizliği ve dengeyi sunmada yine yardımcı oluyor. Yani 3 etki gibi düşünebilirsiniz. Hem geniş bir yüzeye basmanız, ayakkabının geçişinin çok yumuşak ve pürüzsüz olması, ayrıca tabii ki buradaki plaka. Bu plakanın da resimlerini ben koymaya çalışacağım. Görüyorsunuz iç tarafta ayağınızın altına bir destek verici daha farklı bir yapı var ve bu gerçekten saatlerce çalışma, güzel bir mühendislik, analiz, gözlem ve o deney sonuçlarının doğru yorumlanması sonucu ortaya çıkıyor. Nike'ı tebrik ediyorum. Çok güzel iş yapmış, çok harika iş yapmış. Kesinlikle ve kesinlikle bu ayakkabıya bir şans vermenizi tavsiye ederim. Eğer düz tabanlık, içe basma, dizde belde ağrıları olan koşucu, sporcu arkadaşlarım varsa mutlaka ve mutlaka bu ayakkabıya bakmaları gerekir. Ben diğer işte Boost ayakkabıları, Adidas ayakkabıları da çok fazla kullanıyorum. Her ayakkabıda buna benzer yapılar kullanılıyor. Görüyorsunuz işte orta ayak destekleri, plastikleri. Fakat hiçbiri bu kadar güzel bir iş yapamamıştı benim için. İkincisini de alıp ona da bakmayı istiyorum. Fakat geç kalmamak adına bu incelemeyi artık yapmak istedim. Kaç numara tercih etmelisiniz? Ben bütün Nike koşu ayakkabılarımda ve yürüyüş ayakkabılarımda 44,5 numara giyiyorum. Yine 44,5 numara aldım. Çok çok güzel geldi. Kesinlikle ayağımın öne kayma problemi olmadığı için de önden de vurma yapmadı. Bazı Nike ayakkabılarda önden vurabiliyor. Basketbol ayakkabılarımda 45 giyiyorum Nike'da genel itibariyle. Adidas yürüyüş ve koşularda da Boost'larda yine 44,5 giydim. Buna göre kıyas edebilirsiniz. Mazda deneme imkanınız varsa tabii ki en güzel bir mağazaya gidip orada denemeniz olur. Ve böylelikle de incelememi sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ayakkabı hakkındaki bilgileri sizlere aktarmaya, aynı zamanda tecrübelerimi, deneyimlerimi de söylemeye çalıştım. Böylelikle de bu ayakkabıyı merak edenlere
cevap verebileceğimi düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz kanala abone olup zil işaretine basmayı unutmayın. Bu sene daha çok koşu, sneaker, gündelik ayakkabılar atmaya çalışacağım. Genelde basketbol ayakkabılarını inceliyorum. Bu sene bunlardan da daha fazla gelecek. Bunun yanında kargo açımları, vloglar, daha faydalı içerikler, kıyaslamalar da yapıyoruz. Abone olur, zil işaretine basar, yorum yapar ve like atarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki güzel incelemelerde görüşmek üzere. Ayakkabı Dahisi bugünlük out.